Maalesef gerçekten hükümetimiz emeklisini ve memurunu düşündü, enflasyona ezdirmedi. Cumhurbaşkanımız seçimler öncesi demişti ki kır saçlı emeklilerimizi, yıllarca emek veren emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz demişti. Fakat maalesef TÜİK'in ve en azından rakamlar TÜİK'inkini baz almıyoruz ama talimatla açıklama yaptığı için işte ENAG verileri Ocak ve Haziran ayına kadar %50,53'tü. Yıllık ise 108,58'di. Bugün iktidarın memurlara ve emeklere sunmuş olduğu teklif yaşamayın ölün demektir. Aklımızla alay etmektir. Resmen akıl tutulması yaşıyoruz. Bugün baktığımızda bir ay öncesine göre tüketim maddelerindeki artış aylık, sadece bir aylık, bir ay öncesine göre 3.500 lira civarında artış göstermiş. Ekstradan bir yük. Emeklinin, memurun, işçinin, herkesin, her kesimin harcamaları 3.500 lira artmış. Bir aylık sadece farkı bu. Ve bu önümüzdeki günlerde katmerli bir şekilde daha derinden hissedeceğiz. İşte seçim öncesi akaryakıt 19 TL'ydi. Şimdi 40'lara 40 TL'lere dayandı. Gerçekten bu gidişle, yani bu teklif edilen zamlarla ne emeklerin ne memurların yaşaması mümkün değil, yaşamını idame ettirmesi mümkün değil. Bu zam değil zaten, onu söyleyeyim. İktidar emekliye ve memura sadaka teklif etti. Bunun adı sadakadır. Yani bir taraftan da kiralar aldı başını gidiyor. Çözüm geldi mi kira konusuna? Yani net bir çözüm olduğunu söyleyebilir miyiz? %25 artış devam ettirildi. Ama bir de işte araya aracılar girecek, kiracı ev sahibi arasında uzlaşmacılar olacak vesaire. Orada tablo bu. Çarşıya pazara gitmek yürek istiyor artık. Ve emeklinin hali pür melali ortada. Şimdi 2024 için diyor %14 artı 9. Bunu nasıl okuyacağız Sayın Şengül? %14 teklif etmişler. %14'ü bugün bir emekli memur maaşına hesaplarsak, 8.500 TL aldığını farz edersek, artışla beraber eline geçecek rakam 9.775 TL. 10.000 lira alan bir memuru düşünür, şey emeklisini düşünürsek, memur alan memur emeklisini %14'lük artışla ilk 6 ay için eline geçecek rakam 11.400 lira. Pekala, şu anki gerçek olmayan ama resmi verilere göre yoksulluk sınırı ne kadar? 11.500 TL'nin üzerinde. Pardon, açlık. Yoksulluk demeyeyim. Açlık sınırı Bırak başka. Evet. 11.500 TL'nin üstünde. Yani emekliye ve memura layık görülen sadaka zamı resmen yaşamayın, aç kalın, bize muhtaç kalın. Zaten son günlerde doğalgaz yerine yeniden kömür dağıtılacağı tartışılıyor. Bu da yeniden insanların, toplumun kömür ve makarnayla disipline edileceği günler bizi bekliyor. Yoklukla terbiye ediliyoruz. Maalesef geldiğimiz nokta burası. Bakın, sadece kamuda 116 bin tane makam arabası var. 116 bin tane. Hani hizmet aracı demiyorum, makam arabası. Bu 116 bin aracı 100 bine, 16 bine düşürseler, o 100 bin tane makam aracının mazotunu çiftçiye verseler, ayda 100 bin tane çiftçiden yılda 1 milyon 200 bin çiftçinin daha rahat ekim yapmasını sağlayacaklar. Böylelikle de ürünleri daha ucuza mal etmesi, hem köylü kalkınacak, hem alan vatandaş kalkınacak, hem de devlet kalkınacak.
Fakat kendilerine gelince şatafattan, lüksten katiyen kemer sıkma uygulamıyorlar. 7.500 TL emekli maaşı alan emekliye kemer sıkın diyorlar. Yani gerçekten toplumun aklıyla alay ediliyor. Artık bunu da toplumun görmesi lazım. Defalarca yaşadık biz bunları. İşte seçimlerden önce yaşadık. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimler öncesi yine benzer bir uygulamaya muhatap kalacağız. Ve asıl sıkıntımız da yerel seçimlerden sonra başlayacak. Bu enflasyon gerçekten nasıl diyeyim, yanardağ gibi patlayacak. Bunun önünde ne emeklerin, ne memurun, ne asgari ücretlinin geçinme ve yaşama şansı kalmayacak. Durum çok açık ve net bir şekilde ortada. Artık sadece cebimizden paramızı değil, çalışanların, emeklerin, yoksul kesimin eskiden hayaller kurabiliyorduk. Şunları, şunları, şunları yaparız işte diye. Şu kadar birikim yaparsak, toplu paramızı alırsak diye. Artık çalışanın ve emeklerin hayallerini de çaldılar maalesef. Hayal bile kuramıyoruz. En büyük hayalimiz ekmeğin arasına bir parça da olsa katık koyabilir miyiz? En büyük hayalimiz bu. Ev kiraları konusuna gelince de ilerleyen günlerde emekleri bekleyen son, ben söyleyeyim, ya çadır da alacak parası yoksa tren yollarının altlarında, köprü altlarında barınmak. Bunu dönem dönem sokaklarda gezdiğimiz zaman şu anda bile o durumda olan emekleri görebiliyoruz. Ama ilerleyen süreçlerde bu sayılar artacak, daha da fazla artacak ve bunun altında yatan etken de Türkiye hızlı bir şekilde sosyal devlet olma anlayışından uzaklaşıyor. Ve uzaklaşırken de maalesef toplumun mağdur kitlesi de burada kendi celladına kan pompalıyor. Ne zaman ki biz mağdur olan kitle emeğimizi kimin gasp ettiğini öğrenir ve buna karşı bir direnç sergilersek, o zaman belki bu ülkede emekler ve çalışanlar için bir nebze de olsa nefes alınacak hale gelir. Acilen emeklerin, çalışanların örgütlenmesi ve örgütlü bir şekilde de artık bu sisteme dur demesi, yeter demesi gerekiyor. İşte bu anlamda yavaş yavaş bir takım eylem ve etkinlikler hazırlıyoruz. İşte geçenlerde Bilecik'te bir basın açıklaması yaptık. Küçük bir ilçesinde, Bozüyük'te 4.500 tane imza toplandı. Çalışma Bakanlığı'na gönderdik. Yarın İzmir'de Konak'ta imza kampanyamız başlıyor. Arkadaşlarımız imza toplayıp Çalışma Bakanlığı'na gönderecek. Aynı zamanda Gebze'de biliyorsunuz EYT'li arkadaşlar Ankara'ya yürümek istediler. Müsaade edilmeyince Gebze meydanında stand açtılar. Onlar da imza topluyor. Bu dayanışmayı büyüterek Türkiye çapında hem emeklilerin hem de ezilenlerin sesini duyurmaya çalışacağız. Ama sizin aracılığınızdan da asıl konunun muhatabı, mağdurları, emeklilere ve ezilen kesimlere, işçilere, memurlara sesleniyorum. Diyorum ki siz yoksanız bir eksiğiz. Bu eylemlilik sürecinde katkı vermeniz, destek vermeniz, örgütlü olmanız çok büyük önem arz ediyor. Bizi mağdur eden aslında ne bugünkü siyasal iktidar, ne de bundan sonra gelecek iktidarlar, bizim örgütsüz oluşumuzdan dolayı da sesini duyuramayan kitle olmamızdan kaynaklı. İnşallah en kısa zamanda örgütlenerek emekler de milli hasıladan payına düşeni alacaktır diyorum. Şimdi çalışanlar açısından örgütlü olmak, yani sendikalı olmak bir risk haline dönüştü. İşveren sendikalaşma yoluna giden işçiyi hop diye kapının önüne koyuveriyor. Onun da bir prosedürü vardı. Mesela işte bir basın emekçisi olarak ben ismini de vereyim. Sputnik Radyo çalışanları ya da Sputnik Medya çalışanları
örgütlenme yoluna gittikleri için kapının önüne konu verdiler. Şimdi pek çok iş kolunda buna rastlıyoruz. Emekçiler örgütlü olmak istediklerinde işveren bundan hiç mutlu olmuyor. Bunun yolun bakın kaç tane emekli var ve örgütlü olmak zorundalar. Yani hem çalışan kesime hem emekliye baktığımızda neden örgütlü olmalarından korkuluyor? Bu bir yasal hak, anayasal hak. Öyle değil mi Sayın Şengül? Konuya değindiniz Gülgün Hanım. Şöyle açayım size. Bugünkü iktidara geldiğinde aslında ilk yaptığı iş bir yasal düzenleme getirdi. Eskiden biliyorsunuz bir iş yerinden işçi atıldığında işçi gidip sadece dosya masrafını yatırarak dava açabiliyordu. Tazminat davası açabiliyordu, geri işe dönüş davası açabiliyordu. Fakat çıkardıkları bir yasayla örneğin siz işverene dava açacaksınız. Nedir? İşte içeride benim şu kadar alacağım var diyorsunuz. Fakat diyorlar ki o çıkan toplam talep ettiğiniz alacak rakamının işte yüzde şu kadarını peşin mahkemeye yatıracaksınız. Şimdi gariban işçinin zaten o kadar parası olmadığı için dava açamıyor. Dava açamadığı için ne işe dönüş alabiliyor ne de işverenin gasp ettiği tazminat hakkını alabiliyor. Böylelikle çalışanların dava açma hakkını elinden aldılar. Resmen iktidar eliyle çıkardıkları yasal düzenlemeyle çalışanların dava açma haklarını elinden aldılar. Biz öncelerde iyi hatırlıyorum sadece dosya parasını yatırıyorduk. Mahkeme sonuçlandıktan sonra neye karar vermişse ona göre mahkeme masraflarını kaybeden taraf ödüyordu. Şimdi öyle değil. Toplam talep ettiğiniz tazminat değerinin yüzde işte şu kadarını peşin yatıracağınız için elinde de çalışanın o kadar parası olmadığı için çalışanın garibanın dava açma hakkı elinden alınmış oldu, gasp edilmiş oldu. İşverenlere bir kıyak yapılmış oldu. Ama bununla beraber işçilerle beraber mesela dediğiniz çok önemli. Evet bu anlamda korkuları var. İşimi kaybeder miyim? Bir taraftan Suriyeliler var, ucuz iş gücü, işverenin işine geliyor. Aynı zaman kaçak çalıştırabiliyor. İşini kaybetmemek için sessiz kalan var. Ama mesela en basit bir örneği hem yaşımız itibariyle hem de iş kaygımız olmadığından dolayı diyorum. 16 milyon emeklinin de sesi çıkmıyor. Ne bir kaybedeceği iş kaygısı var ne de buna benzer bir kaygısı var. Toplum birazcık bu anlamda sindirildi, bastırıldı. Sadece bu değil. Diğer bir yanı da bakın iki tane yasa geldi. Hatırlarsanız milletvekilleri önerge verdiler. Bir tanesi bu motorlu taşıt ve işte benzer maddelerle ilgili meclisin toplanması için maalesef önerge veren muhalefet partilerinden bile katılmayan vekiller oldu. Katılsalardı yeter sayısı bulunup meclis çalışacaktı. Yine işte çevre talan ediliyor Akbelen'de. Bununla ilgili önerge verildi. Yine birçok önerge veren muhalefet partilerinin vekilleri katılmadığı için önerge yeter sayısı bulunamadı. Şimdi aslında toplum şöyle bir yanında var. Bir taraftan bu iktidarla artık toplumun insanca yaşayamayacağını herkes görüyor. Ama bir taraftan da topluma önderlik edebilecek mevcut yapılarda bir alternatif göremiyor. Asıl sıkıntı da burada. Yani topluma önderlik yapacak, toplumu sürükleyebilecek, gerçekten toplumu inandırabilecek bir muhalefet de göremiyor. Bugün baktığımızda iktidarı zaten ortada. Herhalde muhalefettekiler de muhalefet olmaktan memnunlar, iktidar olmak istemiyorlar. Sadece muhalefette kalıp milletvekilliği olmak onları memnun ediyor gibi düşünüyoruz. İşte tam da bu anlamda Türkiye'de hem çalışan işçi sendikalarına, hem memur sendikalarına, hem emekli sendikalarına çok büyük iş düşüyor. Demek ki topluma önderlik yapacak bu saatten sonra siyaset değil, STK'lardır.
Bu anlamda da STK'ların çıkıp topluma öncülük, önderlik yapması gerekiyor. İnşallah bu dediğim kısa zamanda hayat bulur. Yoksa ilerleyen süreçlerde bizi daha kötü bir tablo bekliyor. Örneğin bunlardan bir tanesi bugünkü iktidarın kafasında olan ilerleyen süreçlerde artık bu ekonomik krizden kaynaklı sürdürülebilir olmadığından emekli maaşlarını kaldırıp yardıma dönüştürmek ve tek tip yapmak. Alt sınırda eşitlemek ve yardıma çevirmek.